Endoskopik sinüs cerrahisini iki ana başlıkta tercih ediyoruz. Birincisi tekrarlayan enfeksiyöz kronik sinüzitler. Bunlarda başarı şansı çok yüksektir, %80 üzerindedir. Başarıdan kastımız tekrar etme oranı tabii ki. İkinci durum yani tekrar endoskopik sinüs cerrahisinin kullanılma yaygın kullanım endikasyonları poliplerdir. Polipler halk arasında beyaz üzüm salkımı diye bilinen burun etleridir ama bu konka değil burun etleri. Bu durumda da endoskopik sinüs cerrahisi yine başarılıdır fakat tekrar etme oranı %30'dur. %30 maalesef tekrar edebilir. Böyle durumlarda biz hemen tekrar ikinci bir ameliyat, üçüncü bir ameliyat değil, ilaçlarla, kortizonlu ilaçlarla bunları tedavi etmeyi isteriz. Endoskopik sinüs cerrahisindeki amacımız bizim tıkalı sinüs boşluklarını açmak ve bu boşluklara havanın girmesini sağlamaktır. Dediğim gibi burunun içinden yapılan ameliyatlardır bunlar. Bu ameliyatlardan sonra da tampon kullanmamaktayız yine. Hasta hastanede yatmasına gerek yoktur. İşte 1-2 saat kadar süren bu ameliyatlardan sonra dinlendikten sonra 3-4 saat sonra evine gidebilir. Ameliyat sonrası tabi takipleri gerekecektir. İlk 1-2 gün burundan hafif sızıntı şeklinde kanamalar olağandır, normaldir. İlk bir hafta bazen burun tıkanıklıkları eşlik etmektedir. İçindeki yaralardan, işte pıhtılaşmış kanlardan dolayı. Ama iyileşme süresi bir haftadır. Bir haftadan sonra hastada artık ciddi bir sıkıntı kalmaz. Tabi bu ameliyatlardan sonra, sinüs ameliyatlarından sonra mutlaka belli aralıklarla bize kontrole gelmesi gerekir hastanın. Eğer sinüslerin içinde bir birikme biz saptarsak hemen müdahale etmekteyiz. Bu müdahaleden kastım ameliyat değil. Medikal tedaviler, yıkamalar, ilaçlar, spreyler. Biz bunlarla tekrar olmasını engelleriz. Bizim kesin hedefimiz, birinci hedefimiz sadece ameliyat yapmak değil, ameliyattan sonra da uzun süre bir birlikte yola çıkmaktır sinüs cerrahisinde. Çünkü sinüzit hastalıkları doğası gereği devam eden hastalıklardır. Biz bir yerden onu kesmiş oluyoruz ama tamamen bitirmiş belki olmayız. Bunun için mutlaka belli aralıklarla hastaların bize gelip kontrol etmemiz gerekir.